Yayın saatin bitene kadar buradayım. Kararını ver. Ben buradan giderken tuttun elimi, geldi beni elimden tutup getirdin. Elimden tutup canım, gideceğiz. Gel annem ya da sen ya bilirsin. Bir geç annenin karşısına bir konuş. Gelmeyeceğim anne diyor. Bak kararlı ben de gördüm. Bak Allah aşkına şu kararından vazgeç. Bak hep karşımda duruyorsun. Gel yanımda dur. Bak kına yaptığım zaman da gel başımda dur. Büyüğüm olarak sen bana destekçim ol anne. Bak kurban olayım yapma şöyle. Bak beni zor duruma sokuyorsun. İki ateş arasına atıyorsun. Aynı şeyi bak sen yapıyorsun diye o da yapıyor. İkiniz de aynı şeyi yapmış oluyorsunuz. Yapmayın bana. Ben hangi birinizi vazgeçeyim ya? Hadi tamam diyelim ki bir dakika beni dinle. Diyelim ki ben senden vazgeçtim. Anastas seni tuttum elinde burada nikah kıydım. Benim içimdeki vicdan azabını hiç mi düşünmüyorsunuz ya? Varsa benim çekeceğim acıyı hiç mi düşünmüyorsunuz ya? Vicdan azabın varsa. Hadi ben Anastasya'yı burayı nasıl bırakayım? Ben o kızı seviyorum, aşığım. Ben o kıza yüzük taktım. Ben o kız için bu programa çıktım. Evet. Sen neyin peşindesin ya? Oğlum. Sürekli niye beni böyle engellemeye çalışıyorsun ya? Ya annemsin, anne gibi davran bana ya. Yanımda dur, destekçim ol ya. Ya bütün abilerim sevdiklerini aldı. Ben niye alamıyorum arkadaşım? Benim sevdiğim kıza senin niye gönlün razı gelmiyor? Rus olsun, Amerikan olsun fark eder mi ya? Ben istemiyorum. Kabul etmiyorum bir. Ben de senin bu yaptığın hareketleri kabul etmiyorum anne. Tamam işte yayın bitene kadar bir karara var. Ya gelirsin benimle bırakırsın onu. Ya kalırsın ne halin varsa görsün. Bak yemin ediyorum sana düşkünlüğümü öyle bir kullanıyor ki abla. Sürekli bunu yapıyor bak. Sürekli bunu yapıyorsun. Onun farkındayız. Abi, bitti bitti. Bitti artık. Herkes bana bütün aile büyüklerim, küçüklerim zaten aynı şeyi söylüyor. Zaten senin annene düşkünlüğün zayıf karnın. Melek Hanım da bunu kullanıyor sana karşı. Senin... Ya ben sülalemi mülalemi kimseye istemiyorum bak. Bir daha söyleyeyim sülalem mülalem umurumda değil. Annem olarak sen dur yanımda. Şu elimi bir kere sen tut sen. İki senedir adam akıllı ne yüzümü görüyor ne yüzünü görüyorum ne bir şey bir buraya çıkıyorum burada görüyorum seni. Niye bunu yapıyorsun? Ya niye demiyorsun al Anastasya'yı bir gün gel bir yerde bir yemek yiyelim bir şeyler içelim bir muhabbet Allah edelim. Allah. Bir iyi olalım niye demiyorsun bunları? İstemiyorum. Ya ne istemiyor? Bu niye kadar istemiyor? Bunca insanın karşısında bana yaptığı terbiyesizliklerin üzerini örtemiyorum. Tam örteceğim. Yine pisleniyor. Anne bak, tam anlamadın ne biliyor musun? Yine kirleniyor. İstemiyor. Anlamadın ne biliyor musun? Bu kız sana adım attı bak burada defalarca attı. Bunu daha demin kendin de itiraf ettin ya. Niye o adımına karşılık vermiyorsun? Ben güzel davranmıyorsun. Bak, ben adaletliyim. Ben senin evladınsa ben onun evlendim o da senin evladın sayılır ya. Ben yabancı gelin istemiyorum. Onun dürüstçe onun iyi yaptığını da söylerim. Kötü yaptığını da söylerim. Çünkü kendimi ondan üste çıkarmaya çalışmam. Durum neyse onu konuşurum. Sen benim adaletimi biliyorsun. İyi de o da seni kendini üste çıkarmaya çalışıyor. Ben yabancı gelin istemiyorum. O da kendini üste çıkarmaya çalışıyor. Anastasya'yı hiç istemiyorum. Niye niye? Ya elimi tutar gelirsin annen olurum devam ederim. Sen benim elimi tut da annem olarak yanımda dur ya. İlla ya gitmek da mi sizin amacınız? Gitmeyi mi tercih ediyorsun? Sus. Tamam gidin abi. Gidin tamam gidin. Ya da... Gidin gidin. Aman ya, aman aman gidin 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 abi. Gidin. Bak gidin, ya gelirsin. Gidin. İstemiyorum kardeşim. Ya gidersin annesi var annen var orada. Ben, annesi var. Ben bir tek sensin benim annem. Ben başka annesi yok. Tabii ben, tabii. Bak şimdi şöyle düşünsene. Tabii. Şimdi ben bu kızla evlendim. Şimdi el alemin kadınla ben neden anne derim? Çünkü ben onun kızıyla evlendim. Biz bir aile olduk. Artık evet, sen benden tamam bir şey işte, kaldın. Biz evlen diye bir şey de annen olsun. Hadi. O çocuk, o kadın, bu o kız da annen yok. O kız da sana geldi anne dedi ilk başta. Bu tarafta annen yok. Anladın mı? Sen annen kendin bu kızı bu hale soktun. Tamam Caner bitti mi? Bitti mi? Hadi bitmedi geç ya. Bitmiyor benim içimdeki ya savaş. Caner, bitmiyor, bırak bitmiyor ya. Boş boş bu boş boş iş. Sen görüyor musun? Ne yapıyor? Geleceğim benimle oğlum. Görmüyor ben seni musun seviyorum. Sen? Sen benim evladımsın. Ya ben seninle gelemem. Eş ben bulunur. Bu kızı bırakıp gidemem. Anne bulunmaz. Ben bu kıza nişan yaptım. Ben bu kızı bırakıp gidemem. Anlamıyor musun anne? Kurban olayım. Bak yapma Allah aşkına. Ben yalvarmaktan bıktım sana. Ne olursun anne. Ya kabul et şu kızı. Biz sil artık şu savaş ya. Silme benim gözyaşımı Allah aşkına. Kabul et şu kızı ya. Gerçekten mutlu musunuz? Ya bıktım bıktım. Gerçekten bıktım. Bu savaştan bıktım artık. Her gün aynı şeyi çekiyorum. Bırak artık şu inadını ya. Ya şu inadından vazgeç. Vazgeç bak. Vazgeç. Bu inat iyi yere götürmüyor seni. Yapma. Ev sağlığından alıyorsun. Hem benim huzurumu bozuyorsun. Niye böyle yapıyorsun anne? Evet.
Sen benim sağ, onlar benim sağlığımı bozdu, bir de sağlığımı... Caner, o sana ya, tehdit. Yapma böyle bak, Allah'ım. Ben neyini seviyorum? Yapma, anne seviyorum, aşığım, aşığım. Anne yine ben o kıza nişan yaptım, bırakamam ben o kızı. Ben neyini seviyorum? Ya seviyorum, kalbini seviyorum, ruhunu seviyorum. Ben o kızı çok seviyorum. Ben sevmiyorum. Anne. Ben onaylamıyorum. Ya kafayı yiyeceğim ben, yemin ediyorum kafayı yiyeceğim artık ya. Of Allah'ım. Tamam. Hadi oğlum, hadi. Olur mu ya? Akrabalar, aile, herkes kapattı sana kapılarını. Hadi. Aksine üzülüyorlar bak şu an. Annem yine hastalanacak diye ben çok korkuyorum. Hadi. Niye bunlar yaşansın? Melek Hanım, bak gelinin üzüldü. Gelinin, bak Elif şu anda Caner için de ağlıyor biliyor musun? Evet. Ben aldım o enerjiyi. O baktı, büyüttü onu çünkü. Ben çalıştım, o baktı. Ama Caner'in ağlamasını ağlıyor Elif. Niye böyle yapıyorsunuz ya? Yengene ağla. Ya niye böyle yapıyorsunuz ya? Bak yengene... Niye böyle yapıyorsunuz? Niye, niye? Sen yemin ediyorum var ya, öyle bir şey ki... Senin şu kalbin taş olmuş, taş. Sen abilerimden sonra gerçekten artık bana... Demek ki sıra bendeymiş. Hayır. Demek ki o taşlığı bana yaşatacakmışsın sen. Sonunda başına gelecek. Anladın mı? Için ya neye gelecek? Ne diyordu? Bak dün burada nispet yapıyor. Beni sürekli burada küçük düşürüyor. Ne diyor? Yok her gün aynı kıyafetler, yok falan, yok filan. Beni burada küçük düşürmesi var. Evi istesem ben satın alırdım demesi var. Annen bunu öyle ama yapıyor. Sana 50 trilyon veriyor. Niye böyle şeyler yapıyorsun? Beni niye küçük düşürüyorsun? Annem olarak tamam gel o evi al bize. Hadi alma, ben ev bark hiçbir şey de istemiyorum. Annem olarak yanımda dur. Şu kalbin yumuşasın birazcık, şu kıza karşı da bana karşı da ya.